Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Yıldız Teknik Üniversitesi lisansüstü yabancı dili yeterlik sınavından bahsedeceğim. Onunla ilgili ulaşabildiğim bilgileri paylaşacağım sizinle. Aynı zamanda örnek bir sınav var elimde. E, sitede de yayınlanmış bir sınav bu onun bazı sorularını çözeceğiz sizlerle. Yıldız Teknik Üniversitesi Lisansüstü Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı yani İngilizcesi Postgraduate English Proficiency Exam olan sınavı biz öncelikle nereden buluyoruz, nereden erişiyoruz bir sınava hep beraber ona bakalım. Şimdi şu siteye girdiğiniz zaman arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi sınav yıldız edu.tr zaten kaydınızı falan da buradan yapmışsınızdır. Buradan size gerekli yönlendirmeleri yapacak e, gerekli duyurular var her şeyi buradan takip edebilirsiniz şuradan sınav konuları ve soru dağılımı bilgi için tıklayınız diyor şuraya tıklıyorum ve beni e, yabancılar yüksek okulu'nun sayfasına yönlendiriyor ki bu e, yabancılar yüksek okulu'nun modern diller birimi tarafından hazırlanan bir sınav o yüzden ben burada Sınavı buluyorum. Şurada Postgraduate English Proficiency Exam'a İngilizcesi yazıyor ve answer key var. Ben bu linkten indirdiğim soruları çözeceğim size bugün. Gelelim indirmiş olduğum sınava. Sınav şöyle gözüküyor. Siz de indirince göreceksiniz zaten. Burada bir takım uyarılar var. Ne yapmanız gerektiğine ya da ne yapmamanız gerektiğine dair burada bir takım bilgiler var. 90 dakika ve 60 tane multiple choice yani çoktan seçmeli soru var diyor. Bunlar da soru tipleri ve her bir soru bir puan diyor. Şimdi burada şöyle bir tutarsızlık var. 60 soru her biri bir puan, 60 puan yapıyor. Siteye de baktık hep beraber. Ben ilgili kişilere de sordum ama hani bu konuda net bir bilgiye ulaşamadım. Daha önceleri 80 soru ve ve 1.25 puan ya da işte bazıları 1.5 bazıları 1 puan gibi bir şeyler yapıyorlardı sorularda. Ama şu anda hani 60 soru 1 puan, 40 puanlık başka bir bölüm mü var? Onunla ilgili bir bilgi yok. Ama genelde yani writingtir, listeningtir gibi şeyler olmuyor. Buraya çok takılmayalım. Ben eğer bununla ilgili daha net bir bilgi öğrenirsem zaten aşağıya yazarım size videonun açıklama kısmına. E oradan siz takipte kalın ama henüz bunu bir açıklığa kavuşturmuş değilim. Ama çok da önemli olduğunu düşünmüyorum. Yani zaten hani soru tiplerini öğrendikten sonra ha 3 soru sorulmuş, ha 5 soru sorulmuş çok da önemli değil aslında. Geliyorum sorulara. Yani i̇lk olarak 20 tane soru var. Bu ilk 20 sorunun 9 sorusu gramer sorusu iken geri kalan 11 sorusu kelime sorusu. Ve tek cümle soruları bunlar. Bir ya da iki boşluk olabilir soru tipine göre. İlk olarak ben size onları çözeceğim. Onu takip eden sorular hemen geliyorum. Yani 21 ile 30 numaralı sorular arasında da 2 tane close test var 5'er soruluk. Close test dediğimiz arkadaşlar şöyle gözüküyor. Yine bu gramer ya da vocabulary karışık sorular oluyor. Ama bu sefer paragrafın içerisinde soruyor buna. İlk 20 soru tek cümle halindeydi. Burada paragrafın içerisinde soruyor gördüğünüz gibi. İlk 5 soruluk close testimiz bu. İkinci 5 soruluk close testimiz bu. Ondan sonra 31 ile 35. sorular arasında yine burada da gördüğünüz gibi 5 soru var. Bunlar da verilen cümleye anlamca en yakın olan cevabı bulma soruları. Bunlarda da orijinal bir cümle var. Burada gördüğünüz gibi buna anlamca en yakın olanını şıklardan buluyorsunuz. Sonra diğer 5 soru, diğer question set cümleyi anlamca en iyi tamamlayan soru tipi. Yani cümlenin ilk yarısı size burada veriliyor. İkinci yarısında da işte e, anlama göre, gramere göre ne artık neye göre ise bakacağız onlara. E, siz tamamlıyorsunuz. Sonra devam ediyorum. 42 46 arasına geldiğimde ise burada da 5 sorumuz var. Burada da irrelevant sentence'ı bulacağız. Yani ne demek irrelevant sentence? Bu paragrafa bir cümle uymuyor aralarından. Yani bu 5 cümleden bir tanesi paragrafın anlam bütünlüğünü ya da anlam akışını bozuyor. Siz okuma ve anlama kabiliyetinize dayanarak bunun hangi cümle olduğunu bulacaksınız. Sonra geldiğimde 47-51 arasına burada da diğerinin tam tersi, diğerinde anlam bütünlüğünü bozanı buluyorduk. Burada da anlamca en uygunu buluyoruz. Yani burada mesela bize bir tane boşluk bırakmış. Buraya bu cümlelerden hangisi yani paragrafın devamına göre, paragrafın bütünlüğüne göre hangisi gelir sorusu bu da. Ondan sonra takip eden sorularda yani 52-60 arasında da okuyoruz, anladıklarımızı cevaplıyoruz. Yani reading bu kısımda. Bir tane paragraf veriliyor burada ve onu takip eden 3 tane soru var mesela. E, bunları da ben size tek tek çözeceğim. Ee, okuduğumuzu anlama soruları bunlar da. Görüyorsunuz burada da bir tane daha var. Toplamda 3 tane de paragraf var. Bu şekilde 60 soru olduğu gözüküyor. Yani sample olduğu için de 60 soru verilmiş olabilir. Sınavda daha uzundur. Mesela 100 sorudur. Çünkü her bir soru bir puan yazıyor kapakta. Bilemiyorum. Yani dediğim gibi bu konuyla ilgili net bir bilgi öğrenilir öğrenmez size alta açıklama yazacağım zaten. Şimdi herkes hazırsa başlayalım isterseniz ilk gramer e, konularımızla, ilk gramer sorularımızla. Buraya bakıyorum, burada ben şimdi bazı şeyleri highlight edeceğim size. Direkt benim gözüme bu çarptı, highlight ettim. November 2019, biz hangi yıldayız, hangi aydayız şu anda? August 2020 ee, ya da 2020 nasıl derseniz. Ee, yani bu November 2019 geçmişte kaldı değil mi? O yüzden bu bariz bir zaman ifadesi olduğu için burada ben ilk boşluğa present gelecek şeyleri eliyorum. Yani bu durumda bu gitti. Bu gitti ve E şıkkı gitti. Geriye ne kaldı? A ya da B kaldı. Yani ilk boşluktan da ben hiçbir şey okumadan sadece November 2019'a bakarak Üç şıkkı eledim aslında. Bu güzel bir beceri. Şimdi burada ikinci seçeneğe bakıyorum. Spread kelimesinin anlamını bilenleriniz vardır belki. Yayılmak demek. Şimdi burada biri aktif biri pasif vermiş. Aslında burada diyor ki tamam eyvallah sen e, buldun tensi. Tensi biliyorsun. Aktif mi pasif mi ona bak onu biliyor musun diye soruyor aslında bize. Burada spread virüs yayılır yani aktif olur virüs spread. Yayıldı bitti yani hani gözünüzde şunu canlandırın bir yerden duman çıkıyor ve o duman spread. Yani hani ya da virüsü düşünün yani ne yaptı? işte Çin'den çıktı ve her yere spread oldu, yayıldı. Virüs aktif bir biçimde ne yaptı? Yayıldı diyoruz. Ee, was spread de işte bilim adamları işte the virus was spread by the scientist gibi bir şey olabilirdi. Hani sanki bilim adamları böyle bilerek yaymışlar gibi olabilir de. O yüzden ee, biz burada B'yi eliyoruz. Cevabımız A şıkkı. COVID-19 virus spread to the whole world. Evet geldik ikinci soruya. İkinci sorumuzda ben bakar bakmaz anlıyorum bilenleriniz vardır. Sizden de sizlerin arasından da bakar bakmaz anlayanlar vardır. Bu bir infinitive gerund sorusu. Infinitive gerund nedir arkadaşlar? İki tane fiil kullandığımız takdirde iki tane fiil kullanmamız gerektiğinde ikinci fiili ya infinitive olarak yani to ile yani I want to go gibi ya da gerund ile I like swimming gibi söylüyoruz. Yani aslında bu iki cümlede çok basit cümleler ve en 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 İngilizce bilmeyeniniz bile bu cümleleri biliyordur zaten. Aslında en basitinden, en temelinden başlayan bir yapı. Ama biz tabi ilerleyen zamanlara doğru bunun ayırdına varmayı öğreniyoruz. Şimdi burada bize bunu soruyor. Şimdi öncelikle çok bariz bir bilgi var. Çok basit. Yani infinitive gerund'ın çok az kuralı var. Çoğunlukla ezberlememiz gerekiyor. Ama o çok az kurallarından biri de hani bizim paçamızı kurtaracak bir kural. Şurada gördüğünüz gibi Mr. Richards was looking forward to to bir preposition. Yani şuraya baktığımızda diyebiliriz ki eğer bir preposition varsa buradaki gibi look forward to'daki gibi bu ing alır. Ardından gelen fiil ing alır. Burası getting olur. Yani getting sadece B şıkkında var. E, ama having got falan var. Bunlar da e, bir past yapılmış hali. Ama bu çok ileri düzey. Aslında bu çok hani e, burada şık olarak verilmiş ama target olarak sorulmaz. Üst düzey bir gramer yapısı. O yüzden Mr. Richards was looking forward to getting the leading role in the next musical. But the director made him... Şimdi burası da aslında infinitive gerund diyebiliriz. Ee, ya da bazı fiil kalıpları diyebiliriz. Aslında yine infinitive gerunda çıkıyor. Ee, burada bir eğer make ve burada somebody varsa şöyle ezberleyebiliriz arkadaşlar. Make somebody do something. Yani nedir? Şuraya bakıyoruz. To make somebody do something ne demekmiş? To cause someone to do something birine bir şey yaptırmak, biri birine bir şey yapmasına sebep olmak gibi bir anlamı var. Mesela şuradaki örneğe bakarsanız The song makes me think of my boyfriend. Yani benim boyfriend'imi düşünmeme sebep oluyor. Düşündürtüyor gibi bir anlamı var aslında. Bu biraz çatı yapısına da benziyor. Ee, mesela bunun gibi bir tane daha böyle bir kalıp var diyelim. To have somebody do something burada gördüğünüz gibi. Ne demek? Convince somebody yani birini ikna etmek demek. Mesela Mary had a jack. Check last year's figures. Ne yaptı? Mary Jack'e onu yaptırttı gibi bir anlam var. Dediğim gibi çatı yapısı gibi. Birine bir şeyi yaptırtmak. Bunların ikisini öğrendiniz. Yani bu arada somebody var. Mesela cevabımız make'li olan sorudaki. Make somebody make him do ya da make him play. Hadi bakalım soruya. Soruda da ne diyordu? But the director made him play the supporting role. Yani ona ne yaptı? Supporting yani yardımcı rolü oynattı gibi bir anlam var. Yani burada cevabımız B şıkkı. Devam ediyorum 3. soru ile. Şimdi buraya baktığımda yine burada bir yıl görüyorum ben. 1871. Yine bariz bir biçimde bunun past tense olduğu belli. Yani geçmişte yaşanmış olduğu belli. E, şıklara bakıyorum. E, zaten hepsini geçmiş vermiş. Hmm, buradan bana ekmek çıkmadı geçen seferki gibi. Devam ediyorum o zaman. Nelere baksam acaba? Aslında burada yine hepsini past tense vererek bize sormak istediği şey aktif pasifi ayırt edin biraz da diyor bize. During the famous Chicago fire of 1871, most of the city... Şimdi burada destroy fiiline gelelim. Destroy fiili yakıp yıkmak aslında. Şimdi bu durumda şehir yıkıldı, yakıldı. Yani pasif yapmamız lazım. Çünkü hani şehir yıktı, şehir yaktı değil. Most of the city aslında was destroyed olması lazım burası pasif olduğu için. Hatta past perfect'in de pasivini vermiş burada. Had been destroyed yani bu da olabilir. Bakmamız lazım cümlenin devamına. Yani burada A ile C şıklarını eleyebiliriz. Elimizde B, D ve E şıkları kaldı. And the government, şimdi hükümet ne yapmış? Tekrardan inşa etmiş. Bu gayet aktif. Rebuilt. Was rebuilt de yani the city was rebuilt diyebilirdik. O zaman pasif olurdu. Ama burada yapan kişiyi söylüyor. The government rebuilt the great part of this to later. Yani ilk kısmımız pasif, ikinci kısmımız aktif olacak. Yani bu durumda cevabımız D şıkkı oluyor arkadaşlar. Yani bu durumda E şıkkının da bu kısmı pasif olduğu için burası da elendi. Ee, peki bana sorabilirsiniz hocam bu past perfect'i ne zaman kullanabilirdik? Past perfect'te iki tane olay var. Bir tanesi geçmişte mesela Famous Chicago Fire'dan bahsediyor. Ondan önce olmuş başka bir olaya değinirse işte ondan 5 yıl önce de şu olayda şehir yanmıştı, mıştı dediğimiz zaman da past perfect'i kullanıyoruz aslında. Bu da bu şekilde. Geldim dördüncü soruya. Dördüncü soru Hand in my assignment. Yani ben bugün ödevimi teslim edebilir miyim? Kenai izin alıyor. Should I? etmeli miyim? Must I? Must I'yı çok çok kullanmıyoruz ya bu must çünkü biraz böyle zorunluluk ya. Genelde do I have to'yu daha çok kullanıyoruz. Must I çok kulağıma kötü geldi. Could I bu da hani teslim edebilir miyim? Yani bunların must hariç dördü de olabilir. Demek ki ben cevaba bakacağım. No, bla bla, you have a lot of time. Oo, oh, bir sürü e, vaktin var diyor. Yani bir sürü vakti varsa nedir? Don't have to'dur. Yani bugün teslim etmene gerek yok anlamı vardır. Peki diyeceksiniz ki ya hocam az önce must'la have to'yu aynı şey gibi söylediniz. Mustn't olunca yani bunun negatifi olunca yasak anlamı. Mesela you mustn't smoke here. İçmemelisin. Bu bir yasak. Burada sadece hayır Bugün yapmana gerek yok. Bir dahaki Perşembeye kadar bir sürü vaktin var diyor. Bu durumda zaten en mantıklısı olan burada da should kalıyor elimize. Should I hand in my assignment today? Yani bugün mü teslim etmeliyim? No, you don't have to. You have a lot of time until next Thursday. Anlaşıldı mı? Bu bu şekilde. Diğerleri zaten basit modeller olduğu için çok da oraya odaklanmadım bile. Ama siz sorularınız olursa altta yazın. Her türlü yanıtlarım. Ee, geldim 5 soruya. Şimdi Charles Dickens who had a life. Bir şey life. Hard life. Harder, hardest, hardly hard. Şimdi burada zor bir hayatı olmuş. Aslında hani çok da bir şey aramamak lazım. Belki de hani ilk kısmı odaklanmaktansa ikinci kısmı odaklanmak daha kolay olabilir. Çünkü bizim işimizi daha kolay çözer. Neden böyle diyorum? Çünkü şu one-off yapısını çoğunuz görmüşsünüzdür. Eğer one-off varsa yani en çoklarından biri yani one-off the most popular Others. Yani en popüler yazarlarından biri. Şu one of la superlative kullanıyoruz. Yani ıslı, mostlu olanı kullanıyoruz. Yani elimizde hangi şıklar var? The most popular olabilir. Yani A ve C şıkları var. İlk kısma bakalım. E, who had a hard life? Gayet kulağa hoş geliyor. Who have a hardest life? Olmaz. Who had the hardest life? Olabilir. Belki genelde hardest... Hani süperlatif olması yani üç tane şey yani en zor e, gibi bir kıyas olması lazım. Yani comparative'de de, de harder'da da, hardest'ta da. Ama tabii çok da hani the olsaydı eğer burada who had the hardest life yani hani görüp görebileceğin en zor hayatı yaşamış kişi gibisinden e, düşünebilirdik. Ama zaten burada bizim elimizde hard varken hiç zorlamaya gerek yok. Cevabımız aşkı. Geldim altıncı soruya. Bir if sorusu görüyorum hemen. Şimdi buraya baktığınızda if'in type'ını hemen anlayabiliyor musunuz? Bu çok önemli. Ondan önce isterseniz bakalım hangi if neye yarıyor. Ben size buraya yazdım. Structure'ın da nasıl olduğunu yazdım. Yani if'i takip eden cümle mesela type 0 için konuşuyorum. Present simple, present simple. Type 1 için present simple will, can, should. Yani bunlar hangi anlamlarda kullanılıyor? Onlara bakalım. If type zero general truths, yani ne şunun gibi. If you hit ice, it melts. Yani bu kesin böyle olur. Bunu böyle yaparsan kesin böyle olur dediğimiz durumlarda. E, type oneı possible condition and probable result. Yani muhtemelen çok büyük bir ihtimalle böyle yaparsan böyle olur. Yani if you don't hurry, you will miss the bus gibi. Acele etmez. Sen treni kaçırırsın. Bu barizdir yani. Type 2'ye geldiğimizde iş burada biraz civcivleniyor aslında. Hypothetical condition. Bakın burada simple past kullanıyoruz. Would, could kullanıyoruz. Ama hypothetical condition olduğu için aslında present bir durumdan bahsediyoruz. Yani ne demek? Şuraya bakarsanız anlayacaksınız. If I had money, I would give you some. Eğer param olsaydı sana verirdim. Var mı param? Yok. Şu andan bahsediyorum. Tamamen present bir durum. Ama burada past simple kullanıyoruz. Ona dikkat edeceğiz. Type 3'e geldiğimizde past perfect ve past modal kullanıyoruz. Yani past modal dediğimiz şey ne? Would have verbage. İşte could have verbage onları kullanıyoruz. Geçmişte şöyle yapsaydın şöyle olurdu dediğimiz yani unreal past condition ve probable result in the past. Tam olarak dediğim şey şöyle yapsaydın şöyle olurdu. Bakalım If you had studied harder you would have passed the exam. Daha çok çalışsaydın sınavı geçmiş olurdun. Çalıştın mı? Çalışmadın. Geçtin mi? Geçmedin. Bitti. Geldik mixed type'a. Ee, bu da neresi mixed bunun? Şu ilk tarafı type 3'ün ilk tarafını alıyoruz. Type 2'nin bu tarafını alıyoruz. Yani geçmişte şöyle yapsaydın şimdi böyle olurdu. Yani if you had studied harder, you would have a better job now. Yani geçmişte sen daha çok çalışsaydın, şimdi daha iyi bir işin olurdu. Çalıştın mı? Çalışmadın. Daha iyi bir işin var mı? Yok, bitti. Bunlar bu şekilde arkadaşlar. Buranın screenshot'ını alın, fotoğrafını çekin. E, iflerin özeti budur aslında. Şimdi sorumuza bakalım öyleyse. Buradan aslında çok da bir şey anlaşılmıyor. Yani bütün type'lar olabilir gibi. Ama Şuraya baktığımızda however she was in New York. Bu bize bayağı bir ipucu veriyor aslında. Ne demek istiyor? Şuradan şöyle bir anlam çıkartabilirim. Eğer Tokyo'da olsaydı büyük bir zevkle konferansa katılırdı. Ama değildi yani she was in New York. O yüzden hani geçmişte yaşanmış bir şey ve geçmişte yaşanmış şeyler için biz hangi type'ı kullanıyorduk hatırlarsanız. Type Three kullanıyoruz. Yani if Mrs. Wilson had been in Tokyo, yani eğer Tokyo'da olsaydı ne olacaktı? She would have taken part in this conference. Bu konferansta yer alacaktı büyük bir zevkle ama değildi. Işıklara da hemen bir bakalım. Is ve can take bu uh, type 1. Was would have taken bu mixti tersten yapmış ama böyle bir type yok. C'yi atabiliriz direkt. Were would take bu type 2. Bu da böyle bir şey yok yani. Hani çok rastladığımız bir şey değil. O yüzden uh, gönül rahatlığıyla aşkı diyebiliriz. Yani bu bir type 3 cümlesi. Devam ettiğimde 7. soruya geldim. Çok güzel bir uh, preposition sorusu. Burada create a sense of equality blah blah its members. Şimdi ben buraya baktığımda hemen şeyi arıyorum. Arasında yani üyeleri arasında eşitlik yaratmaya çalışıyormuş. Eşitlik yaratmaya çalışıyormuş. Şimdi arasında ne var bildiğimiz? Between var. Evet arasında mı? Arasında. Bir de among var. Peki between ile among arasında nasıl bir fark var? between iki şey arasında, among üç ve daha fazla şey arasında. Burada bunu ayırt edebilir miyiz? Yani hani administration var, members var. Muhtemelen ikiden fazladır diye düşünüyorum. Cevap hani among'a götürüyor beni. Ama tabii ki diğer boşluğa da bakmam lazım. Burada zaten bunu ya biliyorsunuzdur ya bilmiyorsunuzdur. Bu bir verb party preposition based on ya yani onunla kullanılıyor. Bunun da başka bir açıklaması yok. Based on respect and empathy. Yani saygı ve empatiye dayanan demek. Hatta belki bazı filmlerde görürsünüz girişinde based on a true story. Ne? Gerçek öyküye dayandırılmış. İşte based on a bilmem kim's book, bilmem kimin kitabına dayandırılmış gibi. O yüzden cevabımız burada. E şıkkı. Geldim 8. soruya. Ee, bu bir bağlaç sorusu. Bağlaç sorularında yapmamız gereken şey bağlaçları çok iyi bilmek. Yani o bağlaç zıtlık mı sağlıyor, reason mı sağlıyor, result mı sağlıyor, similarity mi veriyor, addition mı veriyor, ne veriyor? Bunu hatırlamak önemli olan. Şimdi buraya baktığımızda mesela unless'i biliyor musunuz? Bilmiyorum. Unless eşittir if not demek. Yani if artı olumsuz bir cümle yerine unless koyup artı olumlu cümle yazabilirsiniz. While bir zaman bağlacı olarak ben bunu yapıyorken anlamı var. Bir de aynı zamanda iki tane zıt şeyi karşılaştırırken o öyleyken bu böyle işte bilmem kim zayıfken bilmem kim şişman derken mesela so that de öyle olsun diye yani ben doktoraya başladım so that I can work at the university gibi bir şey mesela. O yüzden so that'i böyle kullanıyoruz. Although'yu çoğunuz biliyorsunuzdur zaten rağmen demek. Ve since, since'i perfect tense'den biliyorsunuzdur. Perfect tense'de ne yapıyoruz? Denberi, beri, den beri anlamı var. İşte since 2005 I have been working here gibi bir şey. Ama since'in buradaki anlamı farklı. Çünkü since'in aynı zamanda because anlamı da var. Ona da dikkat edelim ve öğrenelim. Since eşittir because demek. Şimdi cümlemize bakalım hangisi uyar bunlardan buraya. We will have to find alternative sources of energy within the next hundred years since the present energy sources will not last forever. Yani bulmamız gerekiyor alternatif enerji kaynakları. Neden? Çünkü çünkü the present energy sources will not last forever. Yani şu an elimizdeki enerji kaynakları sonsuza kadar sürmeyecek. O yüzden cevabımız since arkadaşlar. Şimdi geldim. 9. soruda odaklanmamız gereken şey arkadaşlar şu by the time lafı. Hemen onu ben size çizeyim. By the time ne demek? Dığında, olduğunda gibi bir anlamı var. Şimdi burada take off, take off kalkmak demek, uçağın havalanması demek. Get to the airport, got to the airport her neyse varmak demek. Yani Johnsons'lar airport'a vardığında uçak çoktan havalanmıştı gibi. Yani by the time'ı biz böyle kullanmamız gerekiyor. Hemen size bir PowerPoint'im var. Onu göstereyim. Burada görüyorsunuz by the time'ın bir past anlamı var. Bir de future anlamı var. Yani şurada bizim soruda verilen cümleyi ben size yazdım. By the time Johnson's got to the airport vardıklarında ne olmuştu? Uçak oradan çoktan ayrılmıştı gibi bir anlam var. Yani by the time'ı gördüğünüz zaman bu tarafa past perfect tense olarak kullanabiliyorsunuz. Bu tarafı da past simple. Bir de feature anlamı var. Ne feature anlamı? Yine aslında hemen hemen aynı kapıya sadece etrafındaki tensler değişiyor. By the time 21st century ends yani 21. yüzyıl bittiğinde ve bu genelde future perfect kullanılıyor. Scientists will have discovered yani bunu yapmış olacaklar demek. O yüzden şu by the time'ın iki kullanımını aklınızın bir köşesine yazabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bir sorumuza geri gelelim. Zaten ben size demiştim. The plane had already taken off by the time Johnson got to the airport. Şimdi 10. soruya geldiğimde artık bu nar kelime soruları gördüğünüz gibi. What is the reason of that noise? Ya bu gürültünün sebebi ne diyor? Is somebody shouting? Buraya bize bir adverb soruyor. Yani fiilden sonra Gelen şey adverptür arkadaşlar yani zarftır. Ee, bir anlamlarına bakalım, bir siz de bakın bunların anlamlarına. Biliyor musunuz, bilmiyor musunuz? Bir kendinizi çekedin edin bakalım. Şimdi bakalım ben burada aldım bunların anlamlarını. Personally ne demek? İşte done by you and not by someone else. Yani ben kendim şahsen anlamı var. Deliberately, intentionally yani kasten anlamı var reasonably mantıklı using good judgment diyor. Yani hani o mukayese, muhakeme yeteneğinizi kullanarak yani mantıklı bir şey yapmaktan bahsediyor. Individually bireysel olarak, separately diye düşünebilirsiniz. Possibly de muhtemelen gibi bir anlamı var. Gördüğünüz gibi bense bunların seviyelerini de yazdım. Yani mesela possibly'yi hepinizin bilmesi gerekiyor belki individually C2 seviyesi olmuş. Biraz zor olmuş. Belki onu bilemeyebilirsiniz. Bunlar da B2 seviyesinde. Bunları da hani bilenleriniz vardır, bilmeyenleriniz vardır. Ee, bu şekilde de kelimelerin seviyeleri var aslında. Yani siz benim seviyen B2 diyorsanız şu üçünü biliyor olmanız gerekiyor. Şimdi hadi bakalım soruya gidelim. Şimdi neydi soru? What is the reason of that noise? Is somebody shouting? Şimdi burada baktık anlamlarına sizce hangisi olabilir cevap? Shouting personally. Kişisel, şahsen bağırıyor. Shouting deliberately. Kasten bağırıyor. Olabilir gibi. Shouting reasonably. Ya hani hani çok mantıklı mantıklı bağırıyor. Tabii yani zor zorlarsak olur aslında. Shouting individually. Yani bu da individually çok hani bireysel olarak kendi kendine bağırıyor anlamında değil. Mesela do your exam individually. Yani arkadaşından kopya çekme, tek başına yap gibisinden olur. Yani burada cevabımız aslında deliberately. Yani birileri kasten mi bağırıyor, ne oluyor, nedir bu gürültü diyor. Geldim 11. soruya. Phrasal verblerimiz var bir takım. Phrasal verb'ler çok sıkıntı yaratabiliyor bazen. Niye sıkıntı yaratabiliyorlar? buradaki ilk kelimenin bildiğiniz anlamıyla beraber anlamı aynı şey değil. Yani mesela call off. Call ne demek? Aramak birinin telefonla ya da ismiyle çağırmak demek. Call off başka bir şey. Put koymak demek. Put off başka bir şey yani. Hadi bakalım bunların anlamlarına da Şimdi A şıkkında set off var. Set off yola koyulmak demek. Örnek cümleler de var. Bunları incelersiniz bir taraftan. Take off bir uçağın havalanması demek. Aynı zamanda bird ve insect için de geçerli. get off hani get off the car, get off the plane, get off the bus hani bir yerden çıkmak, dışarı çıkmak, ayrılmak gibi. Put off ertelemek demek. Call off iptal etmek demek. Şimdi hepsi offlu. Eyvallah. Şimdi bakalım sorumuz bize ne soruyordu? Bakıyoruz. Şimdi in order to travel to EU countries without a problem, you shouldn't bla bla without a visa. Yani vizesiz yola çıkmamalısın diyor aslında, değil mi? Eğer bir problem yaşamak istemiyorsan. O yüzden cevabımız set off aslında. Yani ben burada take off'u da çok düşündüm ama sonra düşündüm ki take off yapan biz değiliz. Uçak take off yapıyor. Yani hani uçmadan önce vize alman gerekiyor gibi olur mu diye bir düşündüm. Düşünmedim değil. Ama sonra dedim ki you shouldn't take off olmaz. Yani take off yapan ben değilim. Uçak. O yüzden ona dikkat etmeniz gerekiyor. Ee, bunlar da böyle Yani bunları size şey yapmanızı öneririm Tabi daha bir sürü kelime gelecek Hepsini kenara not alın Ezberlemeye çalışın Sonra tekrar dönün anlamlarına bakın Ve hani bu videonun size kattığı bu bütün kelimeler olsun aynı zamanda ee, Bakın bakalım sınava gelene kadar ezberlemiş misiniz hepsini Ben olsam öyle yapardım Çünkü bunlar çok common kelimeler Ve günün birinde mutlaka size yardımcı olacak kelimeler Şimdi geldim 12. soruya Mr. Raymond says that the new director is a blah blah person. Şimdi nasıl bir person? Bunlar da personality adjectives burada. Ya şimdi böyle deyip bıraksa bu her türlü insan olabilir ama açıklaması lazım ki bize anlayalım buradaki kelimeni. You can get on well with him. Hmm. Çok güzel, açıklayıcı bir cümle vermiş. Benim için çok kolay. Ama şunu biliyor muyuz? Eğer bunu biliyorsak çok kolay yapabiliriz. Yani tabi bunları da bilmemiz lazım. Bilmiyorsak zaten baştan kaybettik demektir. Get on well anlaşmak demek. Biriyle iyi geçinmek demek. Şimdi ne tip bir insan olursa iyi geçinebilirsiniz. Hadi bir bakalım. Şimdi ben bunları yazdım buraya. Personal adjectives diye de yazdım. Sizden şöyle bir bakmanızı istiyorum. Aralarında bildikleriniz var mı? Bir de size çağrışım yapanlar var mı? Şimdi bu adjectivelerde biz pozitif, negatif ve neutral olarak e 3'e ayırıyoruz. Bunlara baktığınızda pozitif ya da negatif ya da neutral gelen var mı kulağınıza? Önce bir onu ayırt etmenizi istiyorum sizden. Çünkü bazı şeyleri ona göre de hani tam anlamını bilmesiniz bile ya bu biraz negatif duruyor deyip de yapabilirsiniz. Şimdi siz onu düşündüyseniz ben size hemen cevapları vereyim. Easy going ve attractive positive? Diğerleri negatif şeyler. Yani zaten soruda neydi? Get on well with. Yani well var bir kere. Hani get on hadi well'i de bilmiyorsunuz. Well var. Demek ki iyi bir şey yani iyi bir şey olabilmesi için onun pozitif bir adjective olması lazım. Yani eğer buradan yola çıkarak o pozitifliği, negatifliği ayırt edebiliyorsanız elinizde iki şık kalıyor zaten. Bir bakalım onların da anlamlarına. Şimdi easy going neymiş? Relaxed. Yani çok böyle her yola gelen, böyle takılan bir Tip easy going, o yüzden de anlaşması kolay. Bu yüzden bizim cevabımız aşık olacak aslında. Easy going bir insanla kolay anlaşırsınız. Burada görüyorsunuz not easily upset or worried, yani çok çabuk alınmaz, kızmaz, küsmez diye anlatıyor bize. Selfish bencil demek. E, arrogant, kendini beğenmiş demek. Gördüğünüz gibi negatif şeyler. Absent-minded, böyle tam anlamıyla Leyla demek. Yani böyle unutuyor, dikkat etmiyor, ne oluyor falan haberi yok. Absent-minded bu. Attractive de çekici demek. E, yani A ile E gördüğünüz gibi pozitif, diğerleri negatif. Ama e, cümlemize baktığımızda anlaşması kolay olduğu için cevabımız easygoing olacak. Şöyle buradan da çizeyim cevabımız easy going. Geldim 13. soruya. When the student was caught while cheating. Ne diyor burası? Öğrenci kopya çekerken yakalandığında she or he was unable to give ne explanation? Yani kopya çekerken yakalanmış ve bir şey açıklama yapamamış ne açıklama olabilir? Bunların hepsi bana bir tık daha kolay geldiği için bunların anlamlarını yazmadım. Yani mesela herkes interesting'i biliyordur. Herkes understand'i biliyordur. Hani onları buraya olur mu olmaz mı artık onun ayırdığını yapabilirsiniz. Additional, add, addition, eklemek. Pleased, I am nice to meet you diyoruz. Pleased to meet you diyoruz. Yani memnun olmak demek. Acceptable da kabul edilebilir demek. Yani burada Kopya çekerken yakalanan bir öğrenci kabul edilebilir bir açıklama yapamamış. O yüzden bizim burada cevabımız E şıkkı. Yine bunlardan da bilmediğiniz varsa sözlüğe girip bakınız ve öğreniniz. Önemli burada geçiyorsa her her zaman karşınıza çıkabilir. Şimdi geldim 14. soruya. 14. soru biraz e, çetrefilli bir soru. Gördüğünüz gibi şıklara bakarsınız. Hepsi ten, ten, ten in in bitiyor. Yani çok benzer kelimeleri seçmişler. Hadi bakalım hep beraber anlamlarına bakalım isterseniz öncelikle. Böyle bayağı destan yazdık buraya. Obtain get demek. Ee, mesela buradaki örneğe bakacak olursanız in the last experiment they obtained a very clear result. Yani çok açık bir sonuç aldılar diyor. Pertain alakası olmak demek. Yani Mesela şu cümleye bakalım en iyisi. The questions pertain to yani about anlamında the role of religion in society gibi ya zor kelimeler bunlar. Sustain sürdürmek demek. Mesela he seems to find it difficult to sustain relationships with women diyor. Claim claim nispeten daha kolay iddia etmek demek. The company claims that it is not responsible for the pollution in the river. And Remain de stay demek. Bunlar güzel verblerdir arkadaşlar. Bunları da öğrenin. Tamam bunların anlamlarına baktık şimdi. Geri sorumuza gidelim. Ee, in order to blah blah such an expensive project. Bu kadar pahalı bir projeyi bir şey yapabilmek için there is a need for regular income. Ha, düzenli bir inkama gerek varmış. Yani gelire gerek varmış. As there can be expenses which we cannot foresee in to continue saat da masraflar olabilir falan filan diyor. Şimdi bu kadar pahalı bir projeyi ne yapabilmek için sürdürebilmek için regular yani düzenli bir gelire ihtiyaç var. O yüzden cevabımız burada sustain olacak. Geldim 15. soruya. Ee, bir bakalım yine hemen. Ben açıklama yapmış mıyım? Bunları 15. sorunun şıklarını böyle görsellerle açıklamak istedim. Kent food dediğim konserve yiyecekler. Junk food her türlü bu tarz işte hamburger, patates, kola, bu bunların hepsi burada donat monat var. İşte bu abur cuburlar hepsi junk food oluyor. Processed food işlenmiş gıda. Yani ne demek? Patates yemiyorsunuz. Patates işlenmemiş, o bir sebze. Eee ama patates cipsi yiyorsunuz paketlenmiş işlenmiş gıda oluyor processed food. Snack'te atıştıracağınız şeyler yine abur cubur aslında snack dediğimiz şeyde. Bunların aslında bakarsanız hepsi sağlıksız ve aynı kapıya çıkıyor. Bir de e-şıkkı var. E-şıkkı da prescribed kelimesini vermiş. Decided by a doctor as a treatment. Yani bu doktorun ilaç vermesi olur. Şimdi göreceğimiz gibi cümlemizde diyetisyenin de yemek şunları ye <laughs> demesi olur. Hadi bakalım sorumuza şimdi. Ne yapıyor burada? People who go on a diet to lose weight feel a strong desire towards the banned food which shouldn't be consumed instead of Prescribed food. Ya zaten şunların dördü de hemen hemen aynı kapıya çıktığı ve sağlıksız şeyler olduğu için burada yani diyet yapan bir insan diyor ne yapıyormuş? Çok e, bu yasaklı yiyeceklere karşı büyük bir desire yani hani istek duyuyormuş. Which shouldn't be consumed. Tüketilmemeli. Instead of neyin yerine? Prescribed food'un yerine. Yani adam sana diyor ki orada işte brokoli ye, e, salatalık ye. Ya hani sen gidiyorsun ki yok ben işte junk food yiyeceğim diyorsun. Olmaz. Yani burada prescribed food ya da prescribed medicine de olabilir. E, doktorun tavsiye ettiği, doktorun verdiği demek. Çok güzel. Geldim 16. soruya. The authorities had better take blah, necessary blah blah as the COVID-19 pandemic is really to be severe. Severe de böyle çok şiddetli demek. E, bu pandemi diyor çok şiddetli olacak gibi duruyor. O yüzden had better should. Bunu biliyorsunuzdur. Take the necessary bir şey. Bir şeyleri almalılar. Ne? Şıklara bakalım hemen. Geldim. Precautions. Önlem demek. Görüyorsunuz buraya take yazmışım. Take precaution. Önlem demek. Hatırlarsanız cümlede de take geçiyordu. E, tamam o zaman benim cevabım take precautions. Önlem almalılar. Evet önlem almalılar değil mi? Bakalım diğer şıklara. E, attempt deneme demek make an attempt mesela he made no attempt to be sociable sosyalleşmek için bir teşebbüste bulunmamış attempt teşebbüs diyebiliriz mission Görev, Mission Impossible vardır görevimiz tehlike filmlerden hatırlarsanız. Trial denemedir aynı zamanda mahkemede trial demektir. Burada da mesela they are doing clinical trials on a new drug yeni ilaç üzerine e, klinik deneyler yapıyorlarmış. Occasion'da e, okazyon occasion dediğimiz Fatih terimi hatırlayınız. E, burada iki anlamı var Fatih terimin hangisini kullandığına inanın emin değilim. Occasion yani arada bir olan bir şey event aslında. bir de a special or formal event yani arada bir öyle bir occasion oluyor. Ne kadar güzel anlattım şahane valla. Yani mesela we met on several occasions ilk şeyi zaman zaman buluştuk. Demek ilk cümledeki birinci anlam bu. İkincisi de special event. Yani I have a suit. Yani takım elbisem var. But I only wear it on special occasions. Yani çok 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 özel zamanlarda giyiyorum gibi bir şey söylüyor. Bu bu şekilde arkadaşlar. Occasion. Fatih Terim yine bir dinleyin bakalım ne demek istiyormuş okazyon derken. Bakalım soruya tekrar. The authorities had better take. Take zaten bizim burada çok büyük bir ipucumuz. Take necessary precautions. Gerekli önlemleri almalılar. Çünkü diyor bu COVID-19 severe olacak. Yani şiddetli olacağı benziyor diyor. Geldim buraya. Bunları da, bu kelimeleri de biliyorsunuzdur diye düşündüm. O yüzden anlamlarını yazmadım. Nispeten daha basit kelimeler. Çünkü mesela similar, fair gibi kelimeler var. Zaten fair, fair play'den biliyorsunuzdur. Futbolda olsun, basketbolda olsun. Yani sporlarda hepsinde fair play vardır. Uh, getting different working conditions for the same job is not. Yani aynı iş için farklı çalışma koşulları ne değildir? Örnekte de veriyor. One is working for long hours. Biri çok uzun saatler çalışıyorken diğeri oh izin alıyormuş habire. Yani bu durum ne değildir? Fair değildir. Yani adil değildir değil mi? Belki even karıştırabilir aklınıza arkadaşlar. Even eşit demek. Hani berabere kaldığında even oluyor. Çift sayılara even deniyor. Even hatta demek bir de. Hani burada e, eşit miyiz, Eşitiz. ama bu buraya çok gitmiyor. Hani burada ya adil değil. Tamcuk oturuyor. Yani bu kafamızı karıştırabilecek bir şey değil. Sadece anlamsal olarak belki diyebiliriz. Various farklı çeşitli demek. Kindly nazikçe demek bu adverb. Similar da benzer demek. Yani buraya çok uymuyor. Şimdi geldim 18. soruya. American film producer Harvey Weinstein was found guilty for sexual assault and blah blah to 30 years of imprisonment. Ne olmuş? Adam tecavüzden suçlu bulunmuş ve 30 yıl hapis cezası verilmiş. Şimdi bu hapis cezası verilmiş derken hangi fiili kullanıyoruz? Şuradaki fiillerden birine baktığımızda. Şimdi suggest burada teklif etmek, önermek demek. Yani bu let's go to a movie de bir suggestion'dır. İşte ne bileyim birinin nacizane görüşü olarak da bu adama 30 yıllık 30 yıl prison cezası verelim de bir suggestion'dır. Ama burada hani cezası kesinleşmiş. 30 yıl hapis cezası verilmiş diyeceğiz. O yüzden A şıkkı değil. B şıkkına geldi. Fine para cezasına çarptırmak demek. Hani I'm fine'daki fine bu ama para cezası anlamı da var aynı şekilde. Buradaki sue dava etmek. Find, found, bunda hani found guilty şurada zaten yazmış. Hemen yani aynı bu şekilde kullanabiliriz. 30 yıl e, hapse mahkum edildi. Sentence to imprisonment, sentence to death e, diyebiliriz bunları da. Yani cevabımız 5 burada gördüğünüz gibi. Geldim 19. soruya. Burada da bir takım fiillerimiz var yine birbirine benzeyen. True love blah blah the couples to trust and be loyal to each other. Kısa cümleler daha sıkıntılı. Uzun cümle olsa böyle bol bol bize şey veriyor. Ee, ipucu veriyor böyle. Bol bol okuyoruz, yazıyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Ee, ama buraya baktığımızda biraz kısa bir cümle. Ee, true love ne? The couples. Bakalım fiillerimiz nelermiş? Infer... Ne demek? Çıkarım yapmak. Yani bir şey okuyorsunuz ondan çıkarım yapıyorsunuz. Ya da bir elinizde bir bilgi var onu da yararak bir çıkarım yapıyorsunuz. Refer atıfta bulunmak demek. Bir şeyle bir şeyin ilgisi olmak. Atıfta bulunuyorsunuz bir şeye. Require gerektirmek demek. Desire want demek. E, da reddetmek demek. Şimdi anlamlar bunlar. Anlamlarını da yazdım ben buraya. Gelelim soruya tekrar. Ne diyor? True love gerektirir. Neyi gerektirir? Requires the couples çiftlerin birbirine güvenmesini ve birbirine sadık olmasını gerektirir diyor. Okay. Yani burada e, evet mesela desire, couple, love falan görünce belki desire de düşünebilirsiniz. Ama cümlenin bu kısmına ve devamına uyan şey require kelimesi. Ve geldim sonun bu bölümün sonuncu sorusuna. Burada ışıkları öyle bir varmış ki burada buraya yani bir şekilde konabilir. Ama konduğunda anlam değişebilir. Ya da başka şekilde koyarsak anlam değişir ama yine olur falan gibi kelimeler seçilmiş. O yüzden ben size onları hani nasıl yazabilirdik bu cümlelere onlara bakalım. Ama önce cümlemizi okuyalım. Although the young man tried to blah blah his innocence. Masumiyetini bir şey yapmaya çalışmasına rağmen he was found guilty. Suçlu bulunmuş. Bunu da iki kez sormuş bilmediyseniz ne yapacaksınız? Şimdi bakalım nasıl kullanabiliriz bunları cümlede. Şimdi deny kelimesi reddetmek, kabul etmemek demek aslında. Deny his guilt olabilir. Yani suçunu reddetti. Improve burada biraz alakasız kalmış. Mesela improve his skills in basketball ya da football gibi bir cümle olabilirdi convince the jury of his innocence. Eğer cümle bu şekilde formlandırılsaydı, yani cümlenin devamında the jury gelseydi, convince kelimesi de olabilirdi. Ama cümle şöyle devam ediyor: his innocence to the jury. O yüzden prove aslında bizim cevabımız kanıtlamak demek. Convince ikna etmek demek. Yani jüriyi masumiyeti hususunda ikna etmeye çalıştı masumiyetini jüriye kanıtladı gibi. Admit his guilt suçunu kabul etti. Suçunu inkar etti, suçunu kabul etti. Okay, bunlar böyle. Geri gidelim cümleye. Ne yaptı? Although the young man tried to prove his innocence to the jury at the court, he was found guilty. Cevabımız değişik. Evet arkadaşlar geldik bir sonraki set sorumuza. Nedir onlar? Close test adını verdiğimiz sorular. Şurada da gördüğünüz gibi 10 soru da bu kısımda var. Yine gramer ve vocabulary karışık. Bunları da çözerek ilk bölümü bitireceğim sizler için. Burada close test dediğimiz şey bir önceki 20 soruyu gördünüz zaten. Onlar cümle şeklindeydi. Bunlar da paragraf şeklinde. Yani sorular paragrafın içinden geliyor. Daha bir konteksti var. Yani daha bir böyle anlamlandırabileceğiniz daha büyük bir alan var diyeyim ben size şimdi isterseniz 21. soruyla başlayalım. Burada bir gördüğünüz gibi bir kelime sorusu. Nelerden bahsediyor? Ona bakalım. In the past people had heroes. Tamam. But now many people claim that there are no heroes. Eyvallah ilk cümleyi okuduk. These heroes were the most blah blah figures in the public consciousness. Bu consciousness dediği şey bilincinde yani halkın bilincinde the most ne? figürlerdir yani. Ona bakacağız. Yani burada hero'larla ilgili hangi sıfat, bunların hepsi sıfat, hangi sıfat en uygun olur? Şimdi burada baktığımızda benim gördüğüm şey ordinary ve typical. Aslında bunların ikisi de aynı anlamda. Ordinary sıradan demek, typical da tipik demek yani. O yüzden hani ikisi hemen hemen aynı anlamda olduğu için ben A ve E şıklarını eliyorum aslında. Sonra geldiğimde e, Prominent, Accustomed ve Ridiculous. Ridiculous komik gülünç demek. Yani böyle hemen şey canlandırın gözünüzde böyle palyaço canlandırın işte böyle komik şapka, ayakkabı falan. O Ridiculous yani hani komik gülünç demek. E, e, bu da olmaz. Hero'lar Ridiculous olmaz yani hani buraya uymuyor. Çünkü hani iyi bir şeyden bahsediyor. Hero kahramanlardan bahsediyor. Sonra geldim accustomed. Accustomed da e, alışkın olmak demek. Accustomed figures yani bu da çok uyumadı. Alışkın. Ha, hani şey gibi e, kullanabiliriz kullanabiliriz accustomed. I am accustomed to doing this. Yani ben bu işi yapmaya çok alışkınım. Hani iki dakikada yaparım gibi durumlarda bunu kullanırız. Ve cevabımız bu durumda prominent. Prominent da önemli demek. Yani important, göze çarpan gibi düşünebilirsiniz. Öne çıkan ya da. Tam olarak hero'lar bunlardır. Yani göze çarparlar, öne çıkarlar değil mi? Sonra devam ettiğimde 22. soruya geldim. Şu ışıklara baktığımda hemen ben bunun bir bağlaç sorusu olduğunu görüyorum. Aslında benim de şu an çok büyük bir ipucum var. Nedir o ipucum? Şuradaki virgüller. iki virgül arasında. Hmm, ben buraya bakıyorum. İki virgül arasında ben bunlardan hangilerini kullanabilirim diye. Hani tabi bu kadar strict bir kural yok ama mesela do direkt gözüme çarpıyor. Ne anlama geliyor peki do? The myth of the hero do couldn't survive. Yani ama kahraman miti, efsanesi e, işte mass media olduğunda çok da hayatını devam ettiremiyor diyor. Yani burada however anlamında yani however deyip şurada cümlenin şurada başına da koyabilirdik. However the myth of the hero couldn't survive. Aynı, aynı anlamda. Bu biraz daha böyle ortada kullanılan biraz daha alengir katılmış, biraz daha renk katılmış cümleye. Yani cevabımız do aslında. Such as'a geldiğimde such as'dan sonra ben böyle bir liste yapmam gerekiyor. Yani işte diyorum ki sepetinde bir sürü meyve var. saç as işte apples, uh, pears, bananas gibi. Such as böyle bir şey olması lazım. Whereas'a geldiğimde while'da bahsetmiştim daha önce. Bir bu böyleyken bu böyle anlamında. Hani whereas bilmem kim is rich the other person is poor. Gibi, de öyle bir anlam var ve buraya uymuyor gördüğünüz gibi. Moreover, moreover artı bir de şu var demek. Yani hani the myth of the hero moreover couldn't survive olmuyor. Yani moreover bir fikirden bahsediyoruz. Aynı fikirden devam ederek bir de bu var dediğimiz durumlarda kullanılıyor moreover. O yüzden yine burada olmuyor. Yani bir zıtlık olması lazım geldik unlike'a evet unlike zıtlık veriyor bize bir nounla kullanmamız gerekiyor ya yani, unlike my parents işte I like doing this diyorum hani onların aksine gibisinden kullanıyoruz o yüzden unlike de buraya uymuyor cevabımı zaten söylemiştim A şıkkı. geldim 23. soruya 23. soruda da biraz e, kafa karıştırıcı çünkü bütün kelimeler ve bütün fiiller R ile başlıyor. Request, respect, recycle, retired ve replace. Aslında bunlar kolay. Şu kısmı kolay. Mesela replace'i şöyle ayırarak mesela place ne yapmak? Yer demek. Bunu herkes biliyordur. Yer, yerleştirmek. E, replace tekrardan yerleştirmek. Yerini değiştirmek anlamında. Retired bu bir bütün, emekli olmak demek. Cycle, recycle biliyorsunuz cycle döngü demek. Hani bisiklete, bicycle falan diyoruz ya. Ee, cycle döngü demek, recycle'ı tekrardan döndürmek. Yani geri dönüşüm yapmak. Respect, e, bunun yine re ile alakası yok. Respect, saygı duymak. Request, want, wish gibi bir anlamı var. Şimdi burada cümleye bakalım bize ee, ne soruyor. The mass media killed off the heroes diyor. Öldürdü hero'ları ve onları celebrity'lerle yani meşhur insanlarla değiştirdi. Yerini değiştirdi dememiz lazım. O yüzden cevabımız replace olacak arkadaşlar. Diğerleri olmuyor. Yani respected them with. Yani recycled them with. <laughs> o da olabilir. Neden olmasın? <laughs> yani diğer şıklar olmuyor. Yani tabii burada çok iyi hakim değilsiniz ya da çok iyi anlamazsanız. Mesela retired... Ha bile gidebilirsiniz yani kill of the heroes. Hero'ları öldürüyor, onları emekli ediyor falan gibi de düşünebilirsiniz. Ama burada en güzel, en cuk oturan ee, hero'ları öldürüyorlar ve onların yerine selebritileri koyuyorlar. Okey, oldu mu? Geldim 24. soruya. 24. soru çok kolay. Eğer biliyorsanız, bilmiyorsanız geçmiş olsun. Çünkü daha önce de söylemiştim işte verb artı preposition işte phrasal verb burada da responsible bir adjective adjective artı preposition olan şeyler var böyle böyle bir takım yapılar var. Bu da onlar gibi bu sefer ama adjective artı preposition. Yani ne diyor Mesela the mass media is not only responsible ne kullanıyorum? Responsible in mi diyorum? Responsible with mi diyorum? Responsible for mu diyorum? Responsible of mu diyorum, responsible from mı diyorum. Bir böyle siz bunların hepsini okuyun. Mesela bu preposition'lı sorularda bunu yapmak çok mantıklı. Çünkü bir yerlerden duymuş olabilirsiniz ve kulağınıza güzel gelebilir. O yüzden bunu böyle yapmanızı öneriyorum. Şimdi okudunuz hangisi kulağınıza güzel geldi? Bir düşünün bakalım. Burada arkadaşlar responsible for olacak cevabımız... Yani hani bu böyle bunun bir açıklaması yok responsible ve for biliyorsanız biliyorsunuz bilmiyorsanız artık işte okuyor okuyor hangisi kulağınıza güzel geliyorsa onu yapacaksınız onu işaretleyeceksiniz. Geldim 25'e 25'te de yine şeyi seviyorlar bunlar gördüğünüz gibi bakın 23'te de bütün şeyleri re'li vermişlerdi. Şıkları. Burada da hepsinin D'li veriyorlar. Yani biraz kafa karıştırmaya yöneltmeye çalışıyorlar bizi. Ama zaten siz bunların hepsinin anlamını biliyorsanız kafanızın karışacağı bir durum yok. Ama problem bilmiyorsanız <laughs> çünkü çok benziyorlar birbirlerine değil mi? Şimdi. A democratic culture also undermines the idea that no one blah blah to be worshipped. Worship ne? Tapmak. Burayı da to be worshipped yaparak tapılmak. Yani Demokratik culture şu fikri azımsıyor yani böyle beğenmiyor. Ne o fikir? Kimse tapılmayı ne yapmıyor? Yani o ne yapmıyor dediğim kısmı bulacağız. Kimse, no one, tapılmayı ne etmiyor yani gibisinden bir kelime arıyoruz buraya. Define ve describe aslında çok benzer iki kelime. Define tanımlamak demek. Describe anlatmak demek. Mesela işte bir odaya girdin. Hadi bana odayı anlat diyorsun. Describe the room diyorsun. Hemen hemen aynı kapıya çıkıyor. O yüzden ben bunları eledim. Geldim deny'ye. Deny Denyayı belki hatırlarsınız. Daha önceki sorularda işte accept the guilt, deny the guilt gibi cümleler yazmıştım. deny yani kabul etmemek, reddetmek, inkar etmek demek. Deserve hak etmek demek. Destroy da mahvetmek demek. Bu da yine şeyde geçiyordu yukarıki soruların birinde geçiyordu. Dikkat eden varsa hatırlar belki. Şimdi burada kimse tapılmayı hak etmiyor diyeceğiz aslında arkadaşlar. Cevabımız deserve olacak. Ee, diğerleri hani kimse tapılmayı destroy, deny <laughs> falan bunlar diğerleri uymuyor. No one denies to be worshipped. Mesela normalde deny buraya olabilir ama devamı uymuyor. O yüzden hani burada özellikle kelime sorularını yaparken önüne arkasına her yerine bakmamız lazım. Bu Bunlar önemli. Kelimenin tam anlamıyla yani oraya ne aradığını, e, ne istediğini bulabilmek için her tarafını çok iyi okumamız ve anlamamız gerekiyor aslında. Ben devam ediyorum bir sonraki close test ile. E, burada da yine 5 soru var. E, bakalım 26. soruyla başlayalım. Bu da yine... Adjective artı preposition dediğimiz şeylerden. Yani şıklara baktığımda tabii bunun preposition olduğunu anlıyorum bu e, boşluğa gelecek şeyin. A business will go through the stage of a business life cycle. Similar ne? Şimdi okuyoruz tekrar. Similar to, similar for, similar of, similar from, similar of. Yani biri tek f ile diğeri iki f ile. E, hangisi kulağınıza güzel geliyor? Yani zaten biliyorsanız hemen yaparsınız. Ben hani bilmeyen arkadaşlar için bu kulağa güzel gelme olayını bir test etsinler istiyorum. Similar to. Yani cevabımız burada. Similar to olacak arkadaşlar. Bilmiyorum artık hangisi sizin kulağınıza hoş geldi. Ama cevabımız similar to. Devam ettim. The blah blah stage. Şimdi burada bana bir kelime soruyor. The blah blah stage. Yani şurada 27. soruya geçtim. The blah blah stage. Eyvallah ama hani bunun bu herhangi bir stage olabilir. Yani şuradaki stage'lerin hepsi olabilir. Çünkü maturity olgunluk demek, birth doğum demek, development gelişme demek, expansion büyüme demek, growth da büyüme demek. Hepsi, yani Hepsi olabilir tabii hani expansion, growth, development. Yani bunlar çok yakın bunları e, ayırt edebilmemiz zor. O yüzden hani ben bunlardan hangisi olacağına karar verebilmek için devabına bakmam lazım. Ne diyor? Beginning of the business life cycle diyor. Benim ipucum burada. Beginning of business life cycle ise hangi stage'dir o? Yani şunların hiçbiri olmayacağı kesin. Birth'tür yani. Duş yani. Başlangıç işte. Birth. Devam ediyorum. E, 28'e geldiğimde. This is blah blah your brilliant idea is. Biraz garip cümleyi okuduğumda. This is. Bakıyorum e bunlar bağlaç. Yine cümlenin ortasında. Yukarıdaki doğu gibi. Aslında böyle bir kalıp arkadaşlar. Yani nasıl bir kalıp? This is when diyeceğiz. Buraya da yani o zamanı anlatıyor. Hala birth stage'i anlatıyor aslında. This is when your brilliant idea is just set out and will require blah blah. Yani bu etapta bu olacak. Bununla ilgili şöyle de bir kalıplar var. This is because diye de kullanabiliriz. Mesela bu, bu sebepten dolayı. Hani böyle 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 oldu diye anlattım uzun uzun. Sonra da this is because deyip sebebini anlatacağım. Bunlar böyle yapılar. This is when. Şu olduğunda diğerlere uymuyor. Şeylerimize zaten bu yapıya uymuyor. Ama şurada bir e, sıkıntı var. E, soru hazırlayanlar açısından bir sıkıntı. Eğer siz biraz uyanıksanız aslında. Şu da size bir ipucu vermiş. Yani hani bunun olmaması gerekiyor normalde. Ama tabii olmuş. E, siz de eğer uyanık davranabilirseniz aslında. Bazı şeyleri bu şekilde yakalayabilirsiniz arkadaşlar. Aklınızda bulunsun. ya yani bu genel... Ee, soruyu kimin hazırladığından bağımsız olarak hani bazen bu tarz ipuçları olabiliyor sorularda gözünüzü açarsanız ya acaba mı deyip en azından ben hani hiç yapamazsam bu soruyu hiç emin olamazsam ya burada da işte buna benzer bir şey var acaba böyle olur mu deyip bunu işaretlerim mesela o yüzden buna da dikkat edebilirsiniz bu tarz şeylere geldim 29. soruya. While testing your business idea, you may. Şimdi bu da çok güzel bir soru. Research var ardında. Yani bize şeyi soruyor. Ben researchle beraber şuradaki fiillerden hangisini kullanırım diye soruyor bize. Yani o bilgiyi bilip bilmediğimizi soruyor. Şimdi burada e, you may take research you may survey research you may study research you may conduct research you may make research hangisi burada mesela take'i biliyorsunuzdur takes research olmaz yani take'in anlamını da biliyorsunuz survey B şıkkında anket yapmak demek araştırma yapmak demek hem fiil hem noun olarak kullanırız ama research'le beraber kullanamayız study research olmaz sadece study'dir. Yani beraber x beraber olmaz. Conduct research olur. Araştırma yapmak, uygulamak gibi bir anlamı var conduct'ın. Cevabımız D şıkkı. Ama şurada da make research yani biz araştırma yapmak diyemiyor muyuz? Aslında diyoruz ama onu make ile demiyoruz. Do ile diyoruz. Bu da make do arasındaki farkı biliyor musunuz bilmiyor musunuz diye sordu. Aynı zamanda conduct'ı biliyor musunuz diye sordu. Cevabımız conduct olacak. Yani make research yapanlar olabilir. Güzel hazırlanmış bir soru e, bizi güzel e, tuzağa düşürüyor. Ama make research değil, do research. Ama make a cake, make a coffee. Ama do research, do homework. Bu make ve do ile kullanılan bazı şeyler var, kelimeler var. Onlara bir bakabilirsiniz hemen. Hani yapmak da make mi do mu o önemli? Onun bir hani Googlelayın bir araştırmasını yapın isterseniz sınavdan önce. Şimdi you are determining whether the business idea that you have had is worth. Şimdi burada 30'da bize ne soruyor? Baktım şıklara. Ha, infinitive soruyormuş. Infinitive gerund'tan bahsetmiştim size zaten ilk soruda yanlış hatırlamıyorsam. Burada worth'ten sonra ing geleceğini öğreneceğiz arkadaşlar. Buna yapacak bir şey yok. O yüzden ee, is worth pursuing. Pursue de follow demek. Yani takip etmek, devam ettirmek, sürdürmek demek. 30'un da cevabı ing ile oluyor arkadaşlar. Çünkü worthten sonra ing geliyor. Evet arkadaşlar gramer ve kelime sorularından oluşan ilk 30 soruyu çözdüm. Birinci bölümü çözdüğüm video böylelikle bitmiş oluyor. Diğer bölümleri, diğer soruları gördünüz zaten videonun başında. Diğer soruları da çözmüş olduğum video çok yakında geliyor. Beklemede kalın, abone olun ve bildirimleri açmayı unutmayın.